Peymak süt soğutma sistemleri ve yanımızda Sayın Hicri Bey var. Hicri Bey, sizleri artık sektörde bilmeyen yok. Evet. Hicri Acar olarak, Peymak olarak aslında ana markanız Cromel. Evet. Ama Peymak ile Türkiye şartlarında, Türkiye piyasasında evet. Bu markayı yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Neden böyle bir Peymak markasıyla yola devam etmeyi düşündünüz? İsterseniz oradan başlayalım. Hı-hı. Ondan sonra Peymak olarak süt soğutma sistemlerinde neler var sizleri dinleyelim. Evet. Şimdi bizim ana grup firmamız Cromel. Cromel firması yaklaşık 45 yıllık bir firma. Alt ürünü olarak da Peymak markası olarak çıkartıyoruz. Soğutma tankları Peymak'ta üretim yapılıyor. Piyasa şartlarında az önce dediğiniz gibi Cromel kalitesi biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Yani üzerindeki ekipmanların ve motorlarının markasından dolayı. Piyasa şartlarında aynı kalitede ürünler ürettiğimiz için yakın bir değerde ve o yüzden Peymak'la Türkiye piyasasına devam etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Cromel'in müşterisi yok mu? Var. Cromel'i bilen zaten Cromel alıyor. Peymak almıyor. O yüzden hani biz burada kategori ayırırken müşteriler bildiği için daha çok soğutma tankını Peymak'tan pazarlamasını yapıyoruz biz. Soğutma tankında da standımızda mevcut soğutma tanklarımız, sürekli üretimini yaptığımız soğutma tanklarımız var. Dikey model, yatay modeller. Ona artı olarak işte buzağlara mama besleme makineleri, ısıtma makineleri var. Ayrıca bir de bizim sütmatik ürünlerimiz çıktı, yeni piyasaya yayılmaya başladı. İşte sütmatiklerde otomatik dolum sistemli, işte kendiniz üzerine değerleri girerekten 1'den 5'e kadar şişeleme yapıp verebilirsiniz müşterinize. Tabii bu sütün ağrı işletme olması gerekiyor. Aynı zamanda işte sütmatiklerde, modellerde soğutma tanklı sütmatik modeli de var. Bu ne işe yarıyor onu arz edelim. Soğutma tankı aynı zamanda işte sütü sıcak getirebilirsiniz, soğutabilirsiniz ve müşteriye paketleyip verebilirsiniz. Aynı şekilde sütmatik gibi dolum yapabilirsiniz. Dolum yaparaktan da otomatik yıkama yaptırabilirsiniz sonrasında. Her seferinde hazneyi yıkıyor ve otomatik yıkamasını yaptırıyor. Yine sütmatik gibi ürün hazır olmuş oluyor. Bu şekilde kullanımda devam ediliyor. Burada kabımızı biz kendimiz mi getiriyoruz sütmatiklerde, yoksa sütmatiğin içerisinde bir kap var mı? Şimdi şöyle, satış yapan noktalarda genelde işte poşeti dolum yapabiliyor ya da orada kabı da sunabiliyor. Siz aynı zamanda kabınızı da getirirseniz satan kişi kabın fiyatını düşerekten size verebiliyor. Bu alternatif olarak sunuyor. Bu hesapla ulaşabilir. Evet. Evet, şu an yer olarak nereyle başladınız bu evet. sütmatiklere? Sakarya bölgesinde bayağı yayılmaya başladı şu anda. İstanbul'da bizim daha önce soğutma tankı anlamında verdiğimiz şarküteri tipi verdiğimiz yerlerde dolum haznesi olarak çevirenler var, yayılmaya başlayanlar var. Tabii ki bu ürün çok yeni, bölgesel olarak yayılmaya başlıyor şu anda. Tabii Türkiye'nin bu işi yapan, şarküteri anlamında yapan firmalar yavaş yavaş tanıyacak. Fuar dolayısıyla da tanıtmış olacağız. Yayılmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah, önemli bir hizmet. Bu hizmette sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet. Fuar beklentilerimiz nasıl? Yani beklentimiz inşallah iyi olacaktır. Çünkü projeler var, biliyoruz. TKDK'nın ve tarımın hibeleri var. Bunlar yavaş yavaş açıklamaya başladı ve sona gelmeye başlandı. Ki müşteriler bunun için buraya gelecektir. Ürünleri görecektir ve karar verecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı. İnşallah güzel, başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. İnşallah. İyi çalışmalar, katıldığınız için de programımıza çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.